bir firma var, sadece educational şeyler yapıyor. Universal diye bir firma var. Sadece educational bir yerler yapıyor. Mesela insan vücudumla ilgili bir tane var. Şu an şeyde free olarak indirip izlenebiliyor. Bütün parçaları işte, 3D bir ortamda görebiliyorsunuz. İşte kan dolaşımını, kemikleri ayırabiliyor falan. Bu tür şeyler. Onun dışında reconstruction, historical place reconstruction'ları var. Sanırım İtalya'da Rönesans'ta ilgili bir takım çalışmalar yaptı. Müzelerde mesela daha çok ya da atıyorum education'ın konuştuğumuz için hani dersler herhangi bir institüde ya da okullarda da yapılabilir. Şu an olan ya da artık olmayan historical place reconstruction'ı. Tabii çok geniş çaplı bir çalışma gerektirdiği için 3D kurulması falan filan. Şu an çok fazla örnek yok ama güzel bir takım örnekler var. Mesela görülebilecek örneklerden bir Stonehenge VR. Şeyden hep şu anda şeyde Android'de var. Free olarak indirip görülebilir. Stonehenge'in ilk dönemlerine gidiyorsunuz ilk başta ve bir timeline var. 2000 yıllık timeline herhalde ve o timeline içinde her bölümde yavaş yavaş değiştiğini, konstrakt edildiğini gece ya da gündüz yağmurla birlikte experience ediyorsunuz tam ortasında olarak. 360 derece taşların dizilmesi, belli bir dönemden sonra farklılaşması, son haline gelene kadar, ondan sonra yeniden yıkılmana kadar sonuç experience yaşıyorsunuz. Medical, bu alanda şöyle bir takım güzel örnekler gördüm ama daha çok şey, tıp eğitimiyle ilgili bir takım şeyler var. Mesela cerrahlar için eğitim, normalde bir şeye, nedir, cerrahi operasyona birden fazla insan giremez ya da ikiden fazla öğrenci giremez ama sanırım şurada görünüyor, VR kamerası yerleştirilmiş. Gerçi şeylerde poz veriyor süper. Yerleştiren VR kamerası sayesinde aynı anda belki de yüzlerce tıp öğrencisi o cerrahi operasyonu izleyebiliyor. Immerse olarak tabii 360 olarak. O yüzden medical alanda gerçekten yani useful olarak şey olarak efficient olarak kullanılmaya başlandı tabii teknolojiler verdiği ölçüde. Science'da tabii söylemeyeceğim, bu çok güzel örnekler de var. 3D construct edilmiş işte. Gerçekten beyinde nöronlarla ilgili yapılan çalışmalar, beyin içinde seyahat etme experience'ı. Tabii science'daki şey, ölü experience örnekleri çok açık ölü. Birçok şey var. Atıyorum uluslararası Space Station'a gidip oradaki bölümleri gezebiliyorsunuz. Gerçekten space experience'ı yaşayabiliyorsunuz. Bu tür şeyler. Atlamak istemediğim bir konu military, çünkü military de aslında normalde bizim şu anda kullanabildiğimiz device'ların çok çok daha ilerlemiş, tahmin edeceğiniz gibi. İlerlemiş halde VR teknolojisi var. Operation şeyleri, nedir ona, training'leri burada yapılıyor. Helikopter, atıyorum şey, uçak simulation'ları, motion platform'la birlikte gerçekten uçak uçurma simulation eğitimleri alıyorlar. Ama şu an itibariyle okuduğum şeylere göre çok hemen hemen her alanında kullanılıyormuş militerinin. Şurada şu anda mesela bir operation yapılıyor ve şeyler, Irak'ta tabii göz VR'la birlikte aynı Irak'taki o noktanın birebir 3D construction'ıyla çalışıyorlar ve çok büyük bir şey hani data, oranın taranması, uydudan tarafından oradaki bölümün alınıp yeniden 3D construct edilmesi ve askerlerin daha gitmeden önce bütün bölgeyi virtual olarak bilmeleri, her adımı çalışmaları ve ondan sonra gerçek olarak oraya gitmeleri. Bakayım. Bir takım örnekler var, bakabiliriz buradan. Mesela bu science ile ilgili şeyle ilgili örnekler var. Stonehenge şey izlenebilir örneklerden biri ya da education örneklerden verdiğimiz bu anatomi örneği. Onun dışında arts var tabii. Bu
bir şeyden bir örnek. Portland'da Hat Gallery herhalde. Bir galeride bir sanatçının tek bir işi, yani büyük bir beyaz bir space'te gittiğinizde, sergiye gittiğinizde sadece bir virtuality gözlüğü var asılı tavandan. Ve takıp işin içine giriyorsunuz ve yeni bir tarz aslında installation. Biz ne yapardık? İşte projection yapardık, yapıyoruz, atıyorum ekran koyuyoruz. Atıyorum ışıklarla bir takım şeyler yapıyoruz ama şu virtuality bize şeyi sağlıyor. Yapamadığımız bir takım şeyleri, experience'ları, immersive experience'ı izleyiciye, deneyimleyiciye diyorum ben ona, yaşatma şansı veriyor. Bu bahsettiğim TiltBrush aslında Google'ın ilk şey, yani VR application'ı. Çok ileride eminim çok en basit application'lardan biri olarak kalacaktır. HTC Vive'de çalışıyor ve 3 boyutlu space'te çizim yapabiliyorsunuz. İşte rengi seçiyorsunuz, ışını seçiyorsunuz, şeyi seçiyorsunuz ve 3 boyutlu olarak çiziyorsunuz. Normalde işte dediğim gibi Windows'ta neydi o? Paint application gibi bir şey olacak şeyde de, bir yerde de. Gerçek space'te integre şeyi var, hali var. İşte bir takım dizayn çalışmaları falan var. Şöyle çalışıyor. Yani şu an orada çizdiğini ekranda görüyoruz. 3 boyutlu, virtual space'de 3 boyutlu çizdiği şey. Kontrolörler kalemi haline geliyor. Dediğim gibi dış kısmında, yani şey space'in içinde ama çizdiği alanın dışında motion tracker'lar var. O motion tracker'lar da kişinin nerede olduğunu algılıyor. Ona göre virtual space'te onları olması gerektiği yerlere yerleştiriyor. HTC Vive dediğim gibi en fazla şeye izin verdiği için sanat alanında da büyük ihtimalle, yani interaction'a daha fazla izin verdiği için sanat alanında en ilk önce kullanılacak alanlardan biri olacaktır. O yüzden TiltBrush'ta, Google'un TiltBrush'ta HTC Vive isim çıkarıldı. Bununla ilgili experience nasıl? Nasıl? Bununla user experience nasıl oluyor? Yani sanatçı için bu mesela Google'un TiltBrush'ı tanıtım videosu muhteşem bir video. Çünkü user experience'ı gösteriyor. Yani evet. Sanatçının nasıl kullandığını sanatçının gözüyle gösterdiği için sanki biz dışarıdan bakınca böyle ışıkla ani güzel etrafı boyuyor gibi görüyoruz ama aslında bir şey yok. Evet. Yani şuradaki adamın yaptığı bir şey aslında, boyuyor ama dışarıda bir şey yok. Ha, işte izleyicinin deneyimi ekranda mı oluyor sadece şimdilik? Evet, yani onun dışındaki izleyicinin deneyimi ekrana yansıtılabilir ya da biraz daha ileride şey olacak. Aynı gözlüğü izleyici de takacak ve aynı space'e paylaşacak. Şu an teknik olarak daha imkan vermediği için ben mesela bunu taktığımda çok personal bir şey, ben gidiyorum o space'e. Ama benim gittiğim space'e aynı anda birkaç kişinin ya da hepimizin aynı anda orada olmasını sağlayacak işte streaming teknolojisi, hepsini aynı anda oraya verecek bir takım cihazlar ya da işte bench olayı falan, bunlar gelişiyor. Yani yaklaşık birkaç yıl içinde oraya geleceğini düşünüyorum. Ama dediğin doğru, yani şu anda experience yaşayan kişinin, sanatçının dışında aynı experience'ı başka birinin yaşamasına imkan yok. Eş zamanlı olarak. Yani biz şu anda bunu experience yaşıyoruz. O adamın uçuyla havada bir şeyler çizdiğini görebiliyoruz ancak. Hayır, eş zamanlı olarak. Eş zamanlı olarak. Yani normalde işte aynı şeyi taksan, gözlüğü taksan, sen de o adamın daha önce çizdiği tabii, şey tabii, tabii, içinde tabii. Olabiliyorsun. Evet. Evet. Ama benim söylemeye çalıştığım şey, izleyicinin de gözlük takıp eş zamanlı olarak onun çizdiği şeyi çizerken izlemesi. Yani virtual space'te. Onun şu an çalıştığı virtual space'te aynı anda bulunması. Onun üzerine biz de bir takım çalışmalar yapıyoruz ama dediğim gibi teknoloji henüz şey yapmıyor, el vermiyor. Yani internet hızından dolayı, device'ların hazır olmamasından dolayı. Atıyorum Zuckerberg'in şeyinde vardı değil mi? O sunumunda vardı. İlk Oculus'u satın aldığında herkeste gözlük var falan filan. Yani burada da herkese gözlük versek ve aynı anda başlarsak da şey aynı experience aynı anda yaşamıyoruz. Çünkü onu dışarıdan kontrol eden her bir gözle aynı anda aynı görüntüyü veren bir şey yok. Ama yani yapılmaya başlandı, bir takım denemeler yapıyoruz. 3 tane, 4 tane, 5 tane çok kısa bir sürede büyük ihtimalle bu şekilde aynı anda her aynı virtual space paylaşabilecek hale gelecek. Sanat alanında kullanabilecek çok fazla
Toothbrush dışında bir şey çıkmadı açıkçası. Biz bir takım şeyler yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Müşterim biraz bilen varsa ben fractal space'ler yaratıyordum. Onları print ediyordum. Büyük 2 metre printler yapıyordum. 3D aslında space'lerde onlar ama bir kesitini alıp print ediyordum işte bundan kaç yıl önce. Ondan sonra videolar yapmaya başladık. Videoda da o 3D space'in farklı alanlarını tek bir ekranda iki boyutlu ortamda izleyebiliyorduk. Şimdi aynı malzemeyi alıp ben immersive olarak yer kuruyorum ve 3 boyutlu fraktal alanlar yapacağım. Ve gözlüğü taktığında izleyici daha önce gördüğü tek bir kesitin diğer tarafını, arka tarafını da görebiliyor ve eğer hareket ettirebiliyorsam onu, onun içinde bir fraktal bir şey, space'in içinde ona bir seyahat imkanı sağlıyorum. Yani seyahat deneyimi imkanı. Onun dışında geliştirilmiş, bu şekilde geliştirdiğimiz çok fazla tool yok sanatta kullanabilen. Yani şu anda yeni medya işte, yeni her şeyi alıp deniyoruz. Atıyorum kamerayı alıp bundan çıkacak malzemeyi nasıl sint ederiz, dataya dönüştürürüz, onu ondan sonra eğeriz, büküyoruz kendi şeyimize, zevkimize göre, sonra yeniden immersive olarak işte şey yaparız falan. Hep bunlar hep deneme aşamasında. Kasım 16'daki solo sergimde Art10'da bir takım şeyler göstereceğim. Şu an hazırlıyorum. Ama deneme aşamasında dediğim gibi. Bakalım ne çıkacak. Büyük ihtimalle yeni bir şey olacak. İzleyici içine sokmak istediğim fractal ya da 3D space'in ne olduğu önemli değil. Seyahat ederken vücudu da, ilk gördüğümüz örnekte var ya makine, vücudu da o şeye göre, oradaki harekete göre, oradaki görüntü ya da işte 3D space'in içindeki hareketine göre vücudu da hareket ettirecek ve bunu hareket ettirecek bir motion platformla çalışıyorum. Bu tabii video ile sinkronize olacak. Aslında çok iyi, güzel örnekleri şey, entertainment alanında şeyler, Walt Disney'de falan var yani, o roller coaster'lar, aynı mantıkta çalışan şeyler. Videonun motion platformuna sinkronize çalışması ve izleyicinin hareketi, yani videodaki hareketi, izleyicinin vücudunu da hareket etti. Ve bu da aslında o iki örnekte gördüğümüz touch sadece oluyor. Eğer o space'in kokuyu da verebilirsen mesela, o daha fazla duyuya dokunabilirim. Zaten vücudun hareket etmesi dokunmayı veriyor. Ondan sonra görme duyusu ve işitme duyusu zaten güçlü. Ve bütün duyulara hitap ettiği zaman experience çok daha güçlü olur tabii ki. Art alanındaki örneklerden biri Dali'nin bir takım sahnelerini 3D reconstruct edip VR haline getirdiler. Ve oradaki şeye, scene space'e 3D olarak gidip izleyebiliyorsunuz. Sanki bir şey gibi, gerçek bir saniye şöyle. Açılmıyor. Yok, şey yok. Ekranı vermedi ya burada. Ancak bir speaker varsa da varsa bir şey dedi.
Şu anda tabii aslında iki farklı videonun stitch edilmiş hali görüyoruz. Şu ve şu diğeri. İki farklı yeri görüyor. Aslında bu, ön tarafımız bu, arka tarafımız. Eğer stereoskopik bir şeyde gözlükte izlemiş olsaydık bunu, şimdi YouTube'daki versiyonu da açarız. Burası arka tarafımız. Baktığımızda şu kısmı görüyoruz. Döndüğümüzde öbür kısmı görüyoruz. Tabii tek bir, iki boyutlu bir alanda birleştiğinde bu şekilde oluyor. Biraz garip bir görsel çıkıyor ortaya. Bunlar da var aslında şeyde, gözüküz takımı değişik. Ben bir an onu yapsak da işte örnekle göstersem olay tamamen bireysel experience olduğu için experience etmeden anlaşılmıyor. O yüzden yani tek yolu en iyi anlamı yanına gözlüğü takıp experience edeyim. Şöyle aynı şeyi. Bu da yine linki var. Ben sizin şeyden de bakabilirsiniz. Facebook'ta şu anda daha iyi farklı görüyoruz tabii. O şey kayboldu, her tarafının şey olması, deform olması falan. Çünkü artık 360 şeklinde izliyoruz videoyu. Yani şu baktığımız yer ekran ön tarafı bir arka taraf. Artık o bir de orada kalmıyor tabii. 360. Şu anda kameranın gitti.